İnsanlık tarihinden bu zamana hayat iyiyle kötünün, doğruyla yanlışın, adille zalimin, faydalıyla zararlının mücadelesinin seyrine sahne olmuştur. İyiliğin temsilcileri tüm zorluklara, engellere rağmen bu hazineyi muhafaza etmiş ve bu mirası günümüze kadar getirmişlerdir. İyiliğin, güzelliğin, adil ve faydalı olanın yaşanması ve yaşatılması adına gayret etmek, vazifelerin en güzeli, nasiplerin en şereflisi ola gelmiştir. Tam da bu ruh ve şevkle kurulduğu günden bu zamana milyonlarca insanın yüreğine dokunup mazluma umut, mağdura nefes olan, fakirin, garip ve gurebanın derdine derman olan, ilmin, irfanın, hikmetin ve İslam medeniyetinin savunucusu olan Vuslat Derneği, hizmetlerle dolu bir yılı daha geride bırakırken, heybesine nice güzellikler, nice dualar, nice mutluluklar sığdırdı. Salgın hastalık süreci sebebiyle dünyanın zor bir dönemden geçtiği 2020 yılında hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir tarafındaki mazlumlara şefkat elimizi uzatmaktan geri durmadık. Bağışçılarımızın emanetlerini büyük bir titizlikle, zorlu salgın sürecine rağmen görevlilerimizin azim ve gayretiyle birlikte yüz binlerce insana ulaştırdık. 2020 yılında gerçekleştirmekten onur duyduğumuz bazı faaliyetlerimiz. Salgın hastalık sebebiyle zor günler geçiren Afrika ve Asya kıtalarındaki yoksul ülkelerde mazlum kardeşlerimize binlerce gıda yardım paketi ulaştırdık. Sofralarında aş, yüzlerinde tebessüme vesile olduk. Yeryüzünde 785 milyon insan temiz su sıkıntısı çekiyor. 206 milyon insanın suya erişimi en az yarım saat sürüyor. En temel ihtiyaç olan su sıkıntısına karşı bir damla suyla umuda vesile ol dedik, bağışçılarımızın da eşsiz desteğiyle Asya ve Afrika kıtasında 2020 yılı içerisinde 1468 su kuyusunun açılışını gerçekleştirdik. Su kuyularına kavuşan kardeşlerimizin sevinçleri görülmeye değerdi. Ayrıca açılan tüm su kuyularının açılış görüntülerini flash belleğe yükleyerek ve açılış töreninden bir kareyi plakete basarak hatıra olarak bağışçılarımıza gönderdik. Savaş sebebiyle yoksulluğun üst seviyede olduğu İdlib'deki mazlum kardeşlerimize ensar olduk, İdlib ensar evleri inşa ettik, soğuk kış günlerinde çadırlardaki zorlu yaşamlarından alarak bir nebze daha rahat sıcak evlerine yerleştirdik. Ayrıca Türk Kızılayı ile yaptığımız işbirliği vesilesiyle İdlib kırsalında kumanya ve temizlik malzemeleri dağıttık. Devlet millet el ele yanı başımızda zulüm altındaki kardeşlerimize yalnız olmadıklarını gösterdik. Dini günler ve bayramlar vesilesiyle hamiyetperver milletimizin infak hisselerine köprü olduk. Regaib Kandili'nde dünyanın dört bir tarafında iftar sofraları kurduk. Ümmet kardeşliğimizle dualarda buluştuk. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gelişini bir müjde olarak gördük. Rahmetin, bereketin, mağfiretin en güzel dönemi Ramazan ayında kalplere dokunacak faaliyetlere imza attık. Bu Ramazan ayında ülkemizde salgın sebebiyle ekonomik sıkıntıya girmiş, yardım talebinde bulunan vatandaşlarımıza imkanlar nispetinde el uzattık. Afrika ve Asya'da 20 ülkede kardeşlerimize gıda kumanyaları dağıtımında bulunduk. Salgın sebebiyle toplu iftarların verilemediği bölgelerde sıcak yemekleri hazırlayarak tek tek hanelere ulaştırdık. Çalınan her kapının ardında mutluluklar, dualar ve ümmet kardeşliği karşıladı bizleri. İftar sofralarının kurulabildiği bölgelerde ise kurduğumuz ümmet sofralarıyla binlerce kardeşimize toplu iftar programları tertip ettik. Salgın sebebiyle Ramazan ayında online olarak evlerinden derslerine ve ezberlerine devam eden hafızlık talebelerimizden ihtiyaç sahibi olan ailelere, Hafız Ailesi İftar Projesi ile evlere iftar ikramları ulaştırdık. Yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce noktada Ramazan kumanyaları dağıtımı gerçekleştirdik. Elimizin uzanabildiği her haneye gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit ederek
bağışçılarımızın kumanya bağışlarını ulaştırdık. Devletimizin başlattığı ve tüm paydaşlarıyla kardeşinin derdiyle dertlenme çağrısında bulunulan Biz Bize Yeteriz kampanyası kapsamında yurdumuzun dört bir yanındaki vuslat görevlileri ve gönüllüleri aracılığıyla on binlerce haneye yardım ulaştırdık. Zekat, malın bereketi, Allah'ın nimetlerine şükür vesilesidir. Milletimizin Ramazan ayında yoğun olarak yerine getirdiği zekat ibadetlerine köprü olarak ihtiyaç sahibi ailelere elden nakdi yardım gerçekleştirdik. Yine gelen zekat bağışlarıyla hafızlarımıza ve muhtaç durumda olan ailelerine destek sağladık. Fitre, fidye, fıtır sadakası gibi Ramazan ayına mahsus vecibelerini yerine getiren vatandaşlarımızın emanetlerini muhtaç ailelerimize ulaştırdık. Ayrıca 60-67 SMS sistemimizle 3 SMS 1 fitre kampanyası başlatıp süreci kolaylaştırdık. Hafıza bayram olsun dedik ve destek sağladığımız medreselerde eğitim gören hafız talebelerimize bayramlık kıyafetler hediye ettik. Yine manevi hazinemiz olan hafızlık talebelerimizi bayram harçlıklarıyla sevindirdik, dualarını aldık. Çocuk gülmezse bayramlar eksik kalır dedik ve çağrımıza destek çıkan bağışçılarımız ve gönüllülerimizle Türkiye'mizin farklı illerindeki çocuklarımızın bayramlıklarını üstlenerek bayram sabahına sevinçle uyanmasına vesile olduk. Onlar emanetlerimiz, onlar Allah'ın rızasına giden en kıymetli hazinemiz. Saç telleri adedince ecrin müjdelendiği yetimlerimizi unutmadık. Yetim Vakfı ile imzaladığımız bir protokol çerçevesinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 1200 yetim çocuğun bulunduğu Reyhanlı Eğitim Köyü'ndeki tüm yavrularımızın ve ailelerinin kıyafet ihtiyaçlarını karşıladık. Dönem dönem sürpriz hediyelerle yüzlerini güldürmenin vesilelerini aradık. Yetimin hamisi olana ne mutlu, yetimi sevindirene ne mutlu. Derneğimize gelen yardım başvuruları inceleme ekibimiz tarafından değerlendirildikten sonra ihtiyacı olduğu tespit edilen ailelerimizin gıda, yakıt, eşya, medikal ürün, temizlik ve hijyen malzemeleri gibi ihtiyaçları karşılandı. Koronavirüs salgını sebebiyle her birimizin büyük zorluklar yaşadığı bu dönemde en büyük sorumluluğu ve fedakarlığı şüphesiz sağlık çalışanları üstlendi. Yoğun mesaileri ve canı pahasına ortaya koydukları mücadeleleri sebebiyle hem kendilerine moral vermek hem de vitamin desteğinde bulunmak amacıyla İstanbul'da yer alan hastanelerin hekimleri ve sağlık çalışanlarına meyve paketi ikram ettik. Yaz, kış, sıcak, soğuk demeden her gün kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere ve medreselere ulaştırdığımız ekmek yardımına bu yılda kesintisiz devam ettik. Eğer tadını bilirseniz, paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir sloganıyla İstanbul ve Erzurum'da her gün 5000 ekmeği ilgili adreslere teslim ettik. 2020 yılı içinde mayası sevgiyle, hamuru kardeşlikle karılan 1 milyon 800 bin ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor, hamd ediyoruz. Her geçen gün artan ahlaki erozyona karşı neslimizi muhafaza edecek, 1400 yıllık irfan çınarının köklerine tutunacak bir gayretin merkezidir medreselerimiz. Onlar her şeyin en güzeline layık diyerek çıktığımız bu yolculukta, düzenli olarak her ay 100'ün üzerinde kursumuzun erzak ve muhtelif gıda ihtiyaçlarını karşıladık. Gelen talepler doğrultusunda Türkiye'mizin dört bir yanına kumbaralarımızı ulaştırdık. Kardeşliğe kurban olsun sloganıyla bu yılda Asya'dan Afrika'ya, Güney Amerika'dan Orta Doğu'ya 20 farklı ülkede vekalet yoluyla bağışçılarımızın bizlere emaneti olan vacip kurbanlarını kesip mazlum bölge halklarına et olarak dağıtıp kesim videolarını bağışçılarımıza en kısa sürede ulaştırdık. 2020 kurban organizasyonu kapsamında 14.500 hisseyi 20 ülke 85 bölgede 450 bin kişiye ulaştırdık. Ulaştırdığımız sadece et değil, aynı zamanda unutmadığımızı, kardeş olduğumuzu, ay yıldızlı bayrağımızın misyonunu ve ümmet bilincini
bir selamla birlikte kendilerine iletmiş olduk. Miraç kandili vesilesiyle Afrika ve Asya kıtasında nafile kurban bağışlarını kabul ettik. Kesilen kurbanların etleriyle kardeşlerimize ziyafet sofraları kurduk. Rabbimizin kelamı, insanlığın kurtuluş reçetesi olarak kabul ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'in yeryüzündeki tüm insanlara ulaşmasını istiyoruz. Hele ki Afrika kıtasında musaffa sahip olmadığı için Kur'an derslerini ve ezberlerini Luh adı verilen tahta üzerinde yazıp silerek yapmaya çalışan kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim mushafını ulaştırmak en kıymetli hizmetimiz mesabesinde. Bu niyetlerle bu yılda Afrika'da birçok ülke ve bölgede Kur'an-ı Kerim dağıtımları gerçekleştirdik. Salgın süreci sebebiyle bir süre ayrı kaldığımız camilerimize kavuşurken, Şükür Cuması ismini verdiğimiz bir çağrıyla şükür kurbanları kestik, etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Vuslat Derneği olarak kuruluş mahiyetimizin başında gelen en büyük hizmetimiz hafız yetiştirme çalışmalarıdır. Hayallerine haram girmemiş, en kıymetli vakitlerini bu kutlu yolculuğa adayan, yürüyen Kur'an olma yoluna adım atan her kardeşimizin destekçisi olmayı vazife bildik. Hayra vesile olan, hayrı işlemiş gibidir müjdesi kabilince de her bir vatandaşımızı bu hizmete destek olmaya teşvik ettik. Hafız Yetiştiriyorum kampanyasıyla 2020 yılında da yurt genelinde 100'ün üzerinde medresede binlerce kız ve erkek hafızlık talebemizin eğitim giderlerini, yeme ihtiyaçlarını, kıyafetlerini, medrese ve hoca giderlerini üstlendik. Adadığımız adaklarda, mutlu bir haber aldığımızda ya da büyük bir imtihan atlattığımızda kurban keserek Allah'a hamdimizi tazeleriz çoğu kez. Adak, akika ve şükür kurbanlarıyla yılın 365 günü Afrika ve Asya'da kurbanlar kestik, istenen niyet ve mahiyete uygun olarak kesilen kurbanların etlerini muhtaç insanlara ikram ettik. 2020 yılı içerisinde 67 yurt içi, 1864 yurt dışı olmak üzere 2000'e yakın kurbanı vekaleten kesip dağıttık. Unutulmaya yüz tutmuş bir ibadet olan öşürü yeniden gündeme getirdik. Toprak mahsulleri zekatı anlamına gelen öşür ibadetiyle bağışlanan ürünleri medreselerimizde ve ihtiyaç sahibi ailelerimizde değerlendirdik. Türkiye'nin en büyük İslami İlimler Akademisi Dev Külliye. Erzurum'da 61 dönümlük alana inşa edilen, tamamlandığında 5000 talebeye hizmet verecek olan Dev Külliyemizin faal olan ilk etaptaki 3 bloğunda 350 talebemiz eğitimlerine devam ediyor. İkinci etabı olan 2 bloğun inşasına da başlanarak adım adım Dev Külliye projesi ilerletiliyor. Külliyemiz içerisinde yer alan ve tüm külliye mensuplarının yemek ihtiyacını karşılayan mutfağımızın 3 öğün yemeklerini hazırladık. Gerekli bakliyat, şarküteri ürünleri, kasap mamulleri, sebze ve meyveleri en iyi şekilde tedarik edilerek bu kutlu yolculuğun yolcularının hizmetine sunuldu ve sunulmaya devam ediyor. Dev külliyemizde kurduğumuz Ehl-i Sünnet Kütüphanesi ile talebe ve hocalarımızın ihtiyaç duyduğu eğitim setlerini tedarik ettik. Ayrıca dijital öğrenme ve araştırma süreçlerine katkı sağlamak amacıyla da kütüphanemizi gerekli bilgisayar ekipmanlarıyla donattık. Kardeşliğimiz içimizi ısıtsın diyerek soğuk kış şartlarında eğitimlerine devam eden talebelerimizin ısınma ihtiyacına dikkat çektik. Isınmanın kömürle sağlandığı dev külliyemizde bağışçılarımızın desteğiyle talebe ve hocalarımızın kış boyu sıcacık dersliklerinde eğitimlerine en güzel şekilde devam etmeleri için gerekli tüm kömür ihtiyaçlarını karşıladık. Dev külliyemiz tüm ihtiyaçlarını kendi bünyesinde giderecek şekilde tasarlanmıştır. Külliyemizde yer alan terzihanemizde de talebelerimizin ölçülerine uygun olarak tüm kıyafet ihtiyaçları üretilmekte, hocalarımızın ve hizmetli kadrosunun külliye içerisinde ihtiyaç duydukları temel giysileri terzihanede dikilerek hazır hale gelmektedir. Çorba çeşmesi projemizle külliyemizde eğitim gören talebelerimizin ve hocalarımızın soğuk kış günlerinde içlerini ısıtacak güzel bir ikramda bulunuyoruz.
öğün aralarında çorba çeşmelerinden çorbalarını alan talebelerimiz falan döken dağına karşı çorbalarını yudumluyor. Hali hazırda 350 talebesi, 30 görevlisi bulunan dev külliyemiz başta olmak üzere Türkiye genelinde binlerce talebeye hizmet veren muhtelif medrese ve kursların hoca maaşlarını, idari giderlerini, gıda, giysi, kira, fatura ve yakıt giderlerini üstlendik. Çorbada tuzunuz, gönüllerde tadımız olsun sloganıyla yola çıkan Şefkat Çorbası projesi, özel olarak tasarlanan mobil aracıyla sokaktaki evsizlere, devlet hastaneleri acil çıkışlarına ve yolcuların, işçilerin geçiş güzergahlarına park ederek sıcak çorba ve ekmek ikramında bulunuyor. İlk etapta İstanbul'da başlatılan Şefkat Çorbası projesiyle her gün 1000 kişiye çorba ikram ediliyor. Önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak görülen Şefkat Çorbası'nın önümüzdeki dönemde diğer şehirlerimizde de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Tüm bu kıymetli çalışmaların daha fazla kişiye ulaşması amacıyla bir dizi reklam, tanıtım ve iletişim faaliyetleri gerçekleştirdik. Her hafta canlı olarak yayınlanan İyiliğe Vuslat TV programıyla Vuslat Derneği faaliyetlerini tüm dünyaya duyurduk. Ramazan ayı boyunca iftar saatinde Akit TV'de yayınlanan İftara Vuslat programıyla birbirinden değerli hoca, yazar, sanatçı ve saygın şahsiyetleri konuk ederek hem Ramazan'ın bereketini hem de Vuslat Derneğimizin kıymetli hizmetlerini paylaşmaya çalıştık. On binlerce hanenin iftar sofralarına vuslat olduk. Projelerimizin beşer dakikalık içeriklerle tanıtıldığı kısa TV programlarımızı yıl boyunca 19 ayrı tematik ve yerel kanalda yayınladık. Anadolu'nun samimi insanına Vuslat Derneğimizi tanıttık, bereketli bağışlarıyla hizmetlerimizi daha da ilerlettik. Muhtelif ulusal ve tematik TV yayınlarına konuk olarak çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşma imkanı bulduk. Yazılı basının öncüleri olan ulusal gazete ve dergilerde çalışmalarımızın haberlerini ve reklamlarını yayınladık. Hizmetlerimizi duyurmanın her yolunu aradık, her fırsatı değerlendirdik. Vuslat yolculuğu, yetimin tebessümüne, mazlumun duasına, garibin sevgisine, ilmin hikmetine, helalin bereketine inananların yolculuğudur. Daha nice hizmetlerle, dünyanın her yerinde iyiliğe ulaşan şefkat eli olmak ümidiyle 2020'yi hayırla tamamlarken 2021'de Rabbimizden muvaffakiyetler diliyoruz. Vuslat Derneği, iyiliğe ulaşan şefkat eliniz.